Günaydın. Yeni bir vlog ile tekrardan karşınızdayım. Hazırlanacağım. Şarja takmayı unutmuşum kamerayı. Yanıma şarjımı alacağım. Kızlara oturmaya gideceğim. Makyajımı yapacağım. Bir önceki videoma attığınız güzel yorumlar için çok teşekkür ederim. Çünkü çok fazla böyle güzel yorum almıyordum hani uzun zamandır. O videonun linkini de şimdi şuraya koyuyorum. İzlemeyen varsa, izlemek isteyen varsa oradan izleyebilir. Makyajı çok beğenmişsiniz. Ama ben başkasına makyaj yapabiliyorum. Kendimi yapamıyorum. Bu gözlerim bozuk. Gözlüğü çıkarıp makyaj yapmak zorundayım. Gözlüğü çıkartınca göremiyorum. Acilen lens almam lazım sanırım. Çünkü gittikçe kötüleşiyor makyajlarım. Gözümün derecesi yükseldikçe. Kaş yutuşuna gitmem lazım. Gördüğünüz gibi microblading yapınca bir süre sonra atıyormuş. O yüzden sadece kaşlarımı sabitleştiriyorum bu aralar. Boş bir rimel fırçası ve saç spreyi. Bayağı güzel oluyor. Üste tarıyor ve üste tarayınca hoş oluyor. Biliyorsunuz böyle bir moda var. Doğal ve dağınık duruyor. Ben de yapıyorum işte bu aralar. Tam dedim, sivilcelerim geçiyor, ne güzel. Bakın şurada yine bir tane var. Bu sefer de 20'lik dişim çıkmaya başladı. Acayip ağrıyor ve ben de böyle stres içerisindeyken sivilce atıyor yani bir yerim ağrıyorken. Makyajımı bitirmem ve kamerayı şarja koymam lazım. Hatta şimdi koyayım. Sanırım hazırım. Acele ettim biraz. Babam bırakacak. Ona yetişmeye çalışıyorum. Şöyle bol bir kazak giydim. Altıma tight giydim. Makyajım şöyle, saçlarımı kurutmaya vaktim olmadı. Gidelim artık. Daha pasta alacağız yolda. Firdevs'in doğum günü bugün. Sanki kombinim çok mükemmelmiş gibi bir de böyle çoraplar giydim. Yani gerçekten. Tam olarak böyle gözüküyorum. Geldim ben Fatma Nur da. Şu an neresi? Mı giriş? Tamam, Firdevs gelmiş de elimizdeki pastayı saklamamız lazım. Görmesin de nasıl gireceğim acaba o varken. Bakalım. Nerede Firdevs? Öpüş. Labirent gibi. Öpüşmeyelim, korona var. Gel. Firdevs de burada. Merhaba. Günaydın. Hadi öpmeyelim, korona var. Ama her şey olabilir, öyle deme. Bunu da Kübra beni yalnız bıraktı. Kübra bu sana gelsin. Kübra'ya ana olarak bırakayım. Böyle izinsiz aldım ama. Evet. Fatma Nur'un mutfağında. Fatma Nur iş yaptırıyor bana şu anda. Geliyor. Kübra yine iş başında. Yapacak bir şey. Bırakmıyor yani, kız kendi yapıyor. Şöyle bir şey yok, siz yaptırdınız diye yapıyorum. Yalan söyle, tamamen iftira. Anlat gerçekleri Fatma. Yok, kendisi istedi, kendisi yaptı. Zorla değil. Yalan. Ama makyajı bakacağım. Kim zaten? Anlat verdim. Birazdan şu bölgeyi ben yiyeceğim. Çok güzel durmuyor mu? Harika. Parmaklarımı yaldım falan. Bu da otlayanlar için. Yemek yiyince uykum geliyor. Tam burada ne güzel uyunur var ya. Fatma'nın evi. Makyaj yapmayınca ben. Seda bak bakayım. Hayır. Pasta işini halledelim. 24 yaşına giriyor değil mi? Firdevs bizde aynı. 25'e mi? 24'e giriyor. 24'e giriyor. Ben 25'im kızım. Sen 95'li misin? Evet. İyi ki doğdun Firdevs. Ama oraya doğru gelsene bir söyleyecek. Vallahi hiç beklemiyordum. Hadi bir dilek tut. Hep beraber o zaman. Ama sen tut, biz seni çekelim. Tamam, sen dilek işte. Tut. Hep beraber olmak için. Hep beraber işte. Hadi üfle. Teşekkür ederim. Ya hiç beklemiyordum.
Sürprizler böyle olur. Sürpriz öyle olur zaten. Beklersen gerçekten olmaz. Gerçekten hiç beklemiyordum ya. Nasıl bir kez kalmıyor mu? Evet. Göreceğiz bakalım köpüklü mü olacak. Yapıyoruz bunu. Bakalım hepsi köpüklü olacak mı? Bir tane oldu. Tamam. İki. Genelde üç, dörtten sonrası. Üçten sonra. Sonuncu bir köpüksüz oluyor hep. Aynen. Wow. Başarılı. Artık ustalaştık değil mi? Lise tamam. Lise 1'den beri yapıyoruz bu iş. Oldu. Aynen. Ezelden beridir bu sırdan. Ne diyorsun Kübra kahvesi için? Şimdi bu kahvenin yanında su yok. Ya demin şey yapalım. Yani. Fatma Nur falım ellerinden öper. Bakarsın artık. Arkadaşlarla kaliteli zaman nasıl geçirilir? Okey oynayarak. Taş çaldın koyun bir şey. Hayır hayır öyle Görkü her şey. Kamera kayıtlarından taş çaldınız çıkarsa ben o zaman görüşürüm yani. Sizde işte. Aldığımı bile aldım. Evime bile koydu bana yemek. Arkadaşlar. Hadi yürü. Kamera nerede? Geldin mi? Açmazsana kapıyı. Öbür yalan yok mu? Ay. İyi aşkım senden ne haber? Sen seversin de. Nasıl geçti günün? Güzel geçti aşkım. Kumarlı. Ne kazandınız? Hiçbir kim şey. Kazandı? Fatma Nur kazandı. Bakalım. Aşkım ya korona var sen parmaklarımı yalıyorsun. Güzel. Başarılı. Buradan Fatma Nur'a ne söylemek istersin? 10 puan. Çok güzel. Gene getirdin mi seni A101'e? 7 gün olmuş burada. Gene bir şey buldum çeyiz için. Şöyle aldığımız şeyi göstereyim. Bu kulak çöplük için. Bu pamuk. Bir de böyle... Biz bunun bütün takımını aldık artık değil mi aşkım? Evet. Büyük çekmecelisini aldık. Bir de yanına bu. Bir üç tane de bu. Biz bir yerde sormuştuk. Sadece şuna 10 lira demişti. Bizimkinin canı da midye çekmiş de. Midye aldı. Yorumlardan midyeli mukbang istemişlerdi. Ama biz bir gün midyelerimizi aldık. Bir gün midyelerimizi aldık. Hazırlandık. Kamerayı aldık. Gittik, oturduk. Nargilemizi aldık. Nargile aldık. Mukbang çekeceğiz. Hani soru cevap yapacağız. Çünkü istenmişti. Ondan sonra ne olsa beğenirsin. Açıyorum. Açılmıyor kamera. Allah Allah düzeneyi kurduk. Tripodu kurdu. Her şeyi kurduk. Ama ben bataryasını takmamışım. Ve çünkü, çok uzaktayız. Çünkü evde unutmuşum. Evde şarjda unutmuşum batarya. Bataryayı takmadan kamerayı getiriyorum. Ondan sonra... Tüh falan filan dedim. Bir baktım ki CD kartı da içinde değil. Hiçbir şey yok. Sadece kameranın gövdesini getirmişim. Böyle çekemedik. Öyle oturduk birbirimize baka baka yedik o midyeleri. Hem de böyle kaç tane almıştık? 50-60 tane almış mıydık? 100 tane aldık herhalde. 100 tane oturduk yedik böyle yalnız başımızda. Sohbet olmadan da hoş olmadı. Videoda yine akar giderdi. Öyle yani bu da böyle bir anımızdı. Yine mi ayrılık? Yine mi gidiyorum? Gidiyorsun be aşkım ben. Yine gidiyorum be. Kargom gelmişti. Gelin açalım şimdi kargomu. Valla tırnak kursu için bir şeyler söylemiştim. Artık kurs demeyeyim. Kursum bitiyor. Çalışmak için. Ürünler söylemiştim. Onlar geldi. Asla kargoları düzgün açamam. Aa onlar değilmiş. Üzdü. Tırnak için olanlar geldi sandım. Diş macunları gelmiş. Tamamen bitkisel olan diş macunu. Bakalım bunu da deneyimler size yollarım. Bu videomdan sonraki ya da bundan
sonrakinden sonraki videom gerçekten çok bomba bir video olacak. Ben çok heyecanlıyım. Pazartesi onun çekimlerine başlayacağım yaklaşık 3 gün. Eğer olmazsa 10 güne kadar gidebilir. Her neyse, bugünkü vlogum bu kadardı. Bir sonraki videolar için çok heyecanlıyım dediğim gibi. Benim için zor, sizin için izlemesi keyifli bir video olacağına eminim. Kafamda güzel projeler var. Ondan sonraları için de bugün bayağı düşündüm yani açıkçası. Artık daha fazla özen göstereceğim, daha fazla dikkat edeceğim, daha profesyonel olmaya çalışacağım. Umarım siz de beni keşfedersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.